Bu videoda Drake denkleminin geleneksel halini bizim burada türettiğimiz ve geçtiğimiz birkaç videoda üzerinde düşündüğümüz versiyonla bağdaştırmak istiyorum. Drake denkleminin daha çok bilinen versiyonu şöyle. Galaksideki tespit edilebilen uygarlıkların sayısı eşittir. İlk değişkenden başlarsak, bu galaksideki yıldızların sayısı değil, galakside bir yılda ortaya çıkan yıldızların ortalama oranıdır. Bunu yazalım. Galakside ortalama yıldız oluşumu. Bu biraz daha anlaşılmaz hale gelebilir ve açıkçası öyle. Ancak bu bağdaştırma sırasında göreceksiniz ki geleneksel Drake denklemi de bundan çok farklı bir yere gitmemektedir. Buna bir yılda ortaya çıkan yıldızlar dedik. Kaç olduğunu bilmiyorum. Senede 10 yıldız gibi bir şey olabilir. Bundan sonraki değişkenlerse oldukça benzerler. İkincisi gezegeni bulunan yıldız oranı. Yani bu çarpım bize bir yılda gezegeni bulunan yıldız oluşum sayısını verecek. Bunu da üzerinde yaşam barındırabilecek gezegen oranıyla çarparsanız, üzerinde yaşam barındırabilme ihtimali olan gezegene sahip yıldız sayısına ulaşırsınız. Yani bu üç değişkenin çarpımı bize bir yılda ortaya çıkan, üzerinde yaşam barındırabilecek gezegen sayısını verir. Bunu da buradakinin aynı olan oranla, yani üzerinde gerçekten yaşam barındıran gezegen sayısıyla çarpıyoruz. Dediğim gibi, bu yaşam barındırma potansiyeli olan gezegenler, bu ise gerçekten yaşam barındıran gezegenler. Yani burada eklediğimiz değişken üzerlerinde yaşam olan gezegenlerin oranı. Bunu da gezegen üzerinde beliren yaşamın akıllı yaşam olması oranıyla çarpıyoruz. Ardından da bu akıllı yaşamın tespit edilebilir ve iletişime geçilebilir hale gelme olasılığı ile çarpıyoruz. Evet, son olarak da geleneksel Drake denkleminde bunu buradaki L ile, yani tespit edilebilir bir uygarlığın ne kadarlık bir süre boyunca tespit edilebilir olması oranıyla çarpıyoruz. Belki iletişimin başka yolları vardır, ancak biz henüz o kadar gelişmemişizdir. Belki birkaç yıl, on yıl veya yüz yıl içinde tüm diğer uygarlıkların kullandığı ve elektromanyetik dalgaları içermeyen bir iletişim yolu keşfedeceğiz. Kim bilir? Ancak şu anda elimizde olanlar belli. Neyse, bu konunun tüm amacı, bu bana göre daha anlaşılmaz olan Drake denklemini burada kurduğumuz denklemle bağdaştırmak. Çünkü burada galaksideki toplam yıldız sayısıyla başlamıştım. Geleneksel Drake denklemi ise yıllık yıldız oluşma oranı ile başlıyor. Peki, bu yıllık yıldız oluşma oranı galakside şu anda tespit edilebilir uygarlık sayısıyla nasıl örtüşüyor? Yapmak istediğim bunu biraz daha şemaya dökerek anlatmak. Ve burada birkaç varsayımda bulunacağım. Örneğin, bu oranın sabit ve durumumuzun kararlı olduğunu varsayacağım. Aslında buradaki önemli nokta esas yıldız oluşumlarının 5, 6, 7 milyar yıl önce gerçekleşti ve dolayısıyla tespit edilebilir uygarlıkların ortaya çıkma ihtimali ancak bugün gerçekçi bir hale geliyor. Şimdi varsayalım ki bu sayı galaksinin yaşam süresinin büyük çoğunluğu boyunca sabitti. Madem tüm bu denklem boyunca birçok çılgın varsayımda bulunuyoruz, bunda neden olmasın? Ancak burada göstermek istediğim, bu oran bu oranın. Yani galaksideki yıldız sayısının, bir yıldızın veya bir güneş sisteminin ortalama yaşam süresinin bölümüne eşdeğerdir. Yani n yıldız bölü t, s ile R yıldız hemen hemen aynı şeyler olduğundan formüller arasında da neredeyse fark yok demektir. Farkın azlığını da görmek için şunu düşünelim. Bu doğru üzerindeki şu nokta bu yıl olsun. Bu yıl. Diyelim ki bu noktadaki R yıldız 10 olsun. Yani bu yıl galaksimizde 10 yeni yıldız belirdi diyelim. Buraya yazarsak R yıldız eşittir 10. Yani bu yükseklik 10 birim demek. Tabi geçen yılda ve ondan önceki yıllarda da onar yıldız belirdi diyelim. Burada bir yıldızın ortalama yaşam süresi 10 milyar yıl demiştik. O zaman bu doğru üzerinde 10 milyar yıl geçmişe kadar gidelim. Ortalama yaşam süresi 10 milyar yıl. Bunun da sabit olduğunu varsaymıştık. Dolayısıyla bundan 10 milyar yıl önceki bu yılda ortaya çıkan 10 yıldız vardı. Bu iki nokta arasındaki her yıl beliren yıldız sayısı da 10 dedik. O zaman toplamda galaksimizdeki yıldız sayısı kaç olurdu? Bunun da gerisine yani 10 milyar yıldan önce doğmuş yıldızların zamanına da gidebiliriz. Diyelim ki 10 milyar bir yıl önce doğmuş bir yıldızımız var. Ancak bu yıldız ortalamaya göre var olmamış sayılır. Bu yıldız artık yok. Şu anda varlığı devam eden yıldızlar ortalama olarak 10 milyar yıl önceden bugüne kadar doğan yıldızlardır. Yani 10 milyar yıllık bir yıldız doğum süreciniz var ve her yıl doğan 10 yıldız var. O zaman tüm yıldızların toplam sayısı, her yıl doğan ve sabit olduğunu varsaydığımız yıldız sayısı çarpı bir yıldızın ortalama yaşam süresine eşit olmalıdır. 10 milyar yıldan önce doğan yıldızlar artık var olmadığından bu ortalama formül işe yarayacaktır. İşte bu taradığım alan yani 10 çarpı 10 milyar yıl. Bu formülle biraz oynarsak istediğimiz sonuca ulaşacağımızı göreceksiniz. R yıldızı sağda bırakalım. Ve N yıldızı TS'ye bölelim. Yani galaksimizdeki tüm yıldızların sayısı bölü, yıldızların ortalama yaşam süresi, bir yılda doğan yıldızların ortalama sayısına eşittir. İşte sonuca geldik. Eğer bununla, bunun, yani toplam yıldız sayısı bölü yıldızların ortalama yaşam süresinin yerini değiştirirseniz, daha önceden ulaştığımız sonucun aynısına ulaşırsınız ve burada yalnızca formülün düzenini biraz değiştirmiş olduğumuzu görürsünüz. Bu paydayı alıp, bunun altına koyarsanız, bununla aynı şeye ulaşmış olursunuz. Evet, umarım bu denklemleri bağdaştırmanıza yardımcı olmuşumdur.